Arkadaşlar, güzel bir İstanbul sabahında yarım maraton koşacağız inşallah. Şu anda Yenikapı'dayız. Hareket grubundan arkadaşlarla birlikte nasip olursa birazdan başlayacağız. 21 kilometre az değil. Özellikle bizim gibi orta yaşlar için az değil. Ama aramızda Y ve Z kuşakları da var. İnşallah onlarla birlikte güzel bir dostluk koşusu yapacağız. İnsanlar yavaş yavaş ısınmaya başladılar. Artık son hazırlıklar yapıldı. Son atıştırmalar, son motivasyonlar yapıldıktan sonra birazdan yola revan olacağız. Bugün güzel tarafı şu, hava gerçekten çok güzel. Güneş yakmıyor. Belki hafif yağmur da olabilir. Koşanlar için böyle bir havanın olması da büyük bir nimet. Bu maraton dünyada önemli maratonlardan biri. İstanbul'da yapılıyor. Pandemiyle birlikte sayı bir miktar daha azaldı. Normalde 10 binleri aşarken bu maraton 2500 kişiyle yapılacak. Biraz kendimizi bu yönüyle seçilmiş hissedebiliriz. 2500 kişiyle İstanbul'da uluslararası bir yarım maratona başlamış olacağız. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Evet abi, duygu ve düşüncelerini alalım. Çok duygulu ve çok düşünceli. Evet abi, ben 15 Temmuz'dan da koşarken bir slogan söylemiştim, biliyorsun. Biz hazırız. Türkiye ayağını izleyeceğiz. Dario Costa yer çekimine meydan okuyan inanılmaz bir gösteri. Ve işte ana sahne arkasından bir kez daha gökyüzüne doğru tırmandı. Müthiş bir 360 yapacak. Döndü ve tekrar alçalıyor. Seyircilerini selamlıyor Dario Costa. Arkadaşlar, 10. kilometreye geldik. Eyüp Sultan'a gelmiş bulunuyoruz. Haliç Köprüsü ve Eyüp Sultan tarafı Feshane. Suyumuzu da alalım tabi. Arkadaşlar, son 5 kilometredeyiz. O yüzden biraz arttırdık tempoyu. Son 5 bir yönüyle de riskli. Dikkat edilmezse sakatlıklar olabiliyor. Geçti var, rezil oldum ya. Evet. Tamam. Ben dedik abi, çizim kafasını. Arkadan geliyor.
Arkadaşlar 20 Eylül 2020 tarihinde İstanbul'da bir pazar günü 21 kilometreyi tamamladık. Allah'a hamdolsun, kazasız belasız. Hareket grubunun bütün ekibi güzel bir performans sergilediler. Genç arkadaşlarımız vardı. Onların içinde bir ısınma oldu, bir deneme oldu. İnşallah böyle ara ara bu tip etkinliklere katılacağız. Hem performansımızı göreceğiz, hem birlikte olmanın, beraber hareket etmenin tadına varacağız. Ben hepinize değerli dostlar daha hareketli bir yaşam öneriyorum. Hayat tek düze olduğunda, monoton olduğunda doğrusu bir süre sonra çekilmez oluyor. O yüzden daha dinamik, daha canlı, her yönlü daha hareketli bir yaşamı tavsiye ederim. Zihinsel anlamda daha hareketli, okuma, düşünme, tefekkür, ruhsal anlamda daha hareketli, sevgi, muhabbet, hasbihal, maneviyat ve elbette bedensel olarak daha hareketli bir yaşamı hepinize öneriyorum. Bendeniz bunu dostlarla birlikte deniyorum. Sizlere de hararetle tavsiye ediyorum. Rabbim hepinize sağlık, afiyet versin. Hareketli, bereketli,